bugüne kadar şakayla karışık. Hani Gökhan'a adayım diyen ama bugünkü suratından anladığım kadarıyla pek de şaka değilmiş. Ayça ile ilgili. Bakalım. Sözcün mü? Yani güzel bir konuşma dedim. Hiçbir kimse sormuyor bu adam. O gün Ayça'nın orada dans ederken güzel bir kadaydı. Bu adamın gönlü Ayça'da ama Ayça'nın da elinde piyon gibi kullanıyor. Dün de tek kalemde sildi kızı. Adam kendi konusunu burada açtırmıyor, farkında değil misin? Yani Gökhan kendiyle alakalı burada bize konuşmuyor ha. Farkında mısınız? Kendi içinde yaşıyor. Burada bir eterlerde konuşuyor o kadar. Ama gelip bizle hiçbir şey konuşmuyor. Kendinin kötü düşeceği durumlarda konuşmuyor. Diğer konuların hepsinde konuşuyor. Kendini yücelteceği konularda konuşuyor. Kendini küçük düşürecek durumlarda, kendini zora sokacak durumlarda konuşturmuyor. Sonucunu çünkü biliyor. Anladın mı? Doğru bir şey değil yaptı. Bunu zaten biliyor. Söyle, yani orada hepimiz izledik. Suat abi, sen de izledin. Dans ederken sürekli gözü şeydi kapıda. Yukarıda gelecek mi, gelecek mi acaba? Sen zaten yoktun. Kendisi de diyor gelecek, geleceğini beklemiş. Sema yoktu, Sema'yı anlatsana. Sen yoktun. Söyle. Sürpriz yaptı burada Aycan Gökhan'a. Pazartesi horon mi? Falan teptiler, yemek yiyorlar falan ama yemek yiyor Gökhan ama. Dakikada bir gözü hep yukarıda kapıda. Acaba gelecek mi Ayça, gelecek mi Ayça, evi bahçecek mi? Sürekli gözü kapıda. O zaman Ayça istiyor abi. Şimdi ben karşımdaki kadına bakmayarak devamlı gözüm kapıda olsa karşımdaki kadın da bozulur. Tek bir lafta. Ayca'm bir şey demiyor. Tek bir lafta sildi, anladın mı? Kız yeni horon oynuyordu ya. Ayaklarına bakarken görse de gerçi bir şey demez. Ayca'nın gözü görmedi ama Hazal gördü. Hazal dedi Hazal bize. Gördün. Söylemedi mi? Hazal bize söyledi. Dedi ki gözü hep yukarıdaydı dedi. Suat abi sen var mıydın orada? Vardım evet. Doğru. Gözü sürekli yukarıdaydı. Üzülüyorum arkadaşım için dedi. Onun için çok üzülüyorum. Gerçekten çok seviyor Gökhan'ı dedi. Ama Gökhan dedi Ayça'na karşı hiçbir şey hissetmiyor dedi. Abi Gökhan şu an Ayça ile birlikte olmaz. Dedi dersiniz. Şimdi Gökhan'dan önce görenlere bir sormak istiyorum. Haza. Evet. Ben gördüm. Evet sürekli. Ayça'nın gelişini mi bekliyordu? Evet sürekli Ayça'nın gelişini bekliyordu. İster hatta gibi mi bekliyordu, tedirginlikle mi bekliyordu? Tedirginlikle de bekleyebilir, bozmasın yani, durumu. İkisi karışık böyle hani. Oynarken hep kafa yukarıdaydı. Hatta Ayça şey diyordu. Hazal gördün değil mi? Bak hani hepimiz şahitsiniz tarzında. Şeyler muhabbet. Bunu Ayca'nla paylaştın mı? Orada bir şey demiyor o zaman. Madem onu diyor Ayca'n niye bir şey demiyor orada? Ya şimdi dinliyorum ne diyeyim? Böylece yok şimdi ben sözü Hazal'a verdim. Ayca'nın en yakın arkadaşı ve gördüğü için. Peki başka kim gördü? Mesela Suat Bey ben de gördüm dedi. Evet beraber gördük. Yani gözü kapıdaydı. Yok, ama bir şey söyleyeceğim, bu bir tedirginlik de olabilir. Bazen bir yerde bir şey oturuyorsundur da hani birinin gelmesi rahatsız da edebilir. Anlatabiliyor muyum? Başka bir aday gelirse şimdi hani... Ya da gelmesini istediği bir aday da olabilir. Bakmak istediği. Vallahi bir şey söyleyeyim şimdi bütün bunların ışığında Gökhan orada dururken Gökhan'a soralım. Evet sorun. Evet, gelecek mi diye bakıyordum. Çok doğru görmüşsünüz. Zaten bariz bakıyordum yani, bunu gizlemedim. Ben Ayça'yı zamanında çok izledim. Bunu gizlemiyorum. Ayça da bilir. Çünkü takip ediyordum ben Ayça'yı. Ayça'nın bir ev basma, yemek dağıtma bir sahnesi var. Hiç gözümün önüne gitmez geçen sezonda. Etki hoşuna mı gitmişti peki bu? O izlerken hoşuma gitmişti. Ben yokken. Yani, helal olsun ya. Ben de kadında bunu isterim falan. Böyle ben bir kadında yürek... güçlü severim. Bunu hep söylüyorum. Evet. Böyle iradeli severim kadında. Ama orada ben şey düşünüyorum. Şimdi kendi yapımı biliyorum. Ben böyle basılma olaylarını pek sevmiyorum aslında. Ama Ayça'yı da az çok tanıyorum. Basarsa burada sıkıntı çıkacak. Hani o an ben tepki versem o da ters bir mizaca sahip. Ayça'nın da çok sakin bir kız değil. Ne olacak biz burada üçümüz ne hale düşeceğiz? Ne yapacağız diye ben sürekli kafamda bunları peki kuruyorum. Peki sen Ayça'ya o hakkı verdin mi? Veya Ayça sen bu noktada o evi basacak kadar yoğun bir duygu veya hani Ayça... ne bileyim bir şey hissettin mi? O an öyle hissettim. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Biliyorsunuz vazgeçtim çünkü ben adaylıktan. Ama şey o yok. Görüntülerden sonra mı? Neden evet. O görüntüler yok, her şey. Yok o görüntülerden sonra değil. Bugün kırmızı odadan sonra vazgeçtim söyledim burada arkadaşlarıma. Valla benim haberim yok vazgeçtiğinden. Şu an öğrenmiş oldun artık adayın değilim. Çok senden önemli değil zaten sen bugün aynı. Bana taklidimi yaparken boncuk muhabbeti yaptığında zaten senin benim yerim, benim hayatımdaki yerim belli olmuştu. Dur Gökhan nerede belli olduğuna bir bakalım. Bu bakalım. Konuyu madem gireceğiz konuşacağız. Ayça'nın tepkisine bir bakalım ondan sonra konuşalım hepsini toparlayalım. Olmaz mı dedi? Ben Gökhan'dan vazgeçiyorum. Olmaz mı dedi? Niye? Geçeceğim.
Zaten hırs uğruna yapmıştın. Salla gitsin ya. Hırs değil ama seni kıracak mı dedi? Seni kıracak ne dedi? Ya Ansur'a tastım odaya girdiğimde şey yaptı. Ne bu falan filan. Dedim ki ben de. Aycan ellerine pasta mı yedirdin sen dedim. O dedi ki evet yedirdim dedi. İyi dedim ne bu suratın dedi. Yok bir şey iyiyim ben ya dedim. Korumayken daha sempatiktin dedi değil mi dedi. Yok dedim gene sempatiksin. Sen dedim Aycan'a dedim dün dedim o kadar laf söyledin. Kalkıp dedim şimdi evet. Özürle kabul mü ediyorsun? Çünkü Gökhan özürle kabul etmez. Zamanında ben de Gökhan'la bir olay yaşadım. Özür dedim Gökhan bana çok evet. Kırgındı. Aycan'ı nasıl affediyormuş? Çabuk, aynen. Bakıyorum dedi çabuk vazgeçiyor gibisin dedi. Yok vazgeçmiyorum öyle duydum dedi. Yok dedim vazgeçmiyorum öyle başkaları dedim. Vazgeçiyor dedim. Hah. Hmm. Şimdi ben Gökhan'dan vazgeçiyorum artık. Çünkü ben ama istemiyorum. Neden? Az önce ağlamıyordun şimdi ağladın. Kanka niye? Çok sinirlerim bozuldu. Burada Gökhan'ı beline sarıldı hatırlıyor musun şuradan giderken? Evet. Hiç evet. Tepki vermedi, görmedim dedi. Ben Gökhan'ın Aycan'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Seviyorsa da Gökhan da istiyor. Ben istemiyorum Mehtap. Ben kalkıp da dışarıdan bir adaya geleceğim. Gökhan'ın Aycan'a duygular olduğunu ne biliyorsun? Adamın içine mi baktın? Sen böyle hissettiğini biliyor muydun Aycan'a Gökhan? Valla ben Aycan'a şu an anlamsız geliyor ki şu an Aycan'ın yaptıkları bana. Niye anlamsız geliyor? Madem ki öyle bir kararım vardı ben sana odada söyledim de çok cesursun ya niye yüzüme söylemedin? Bu bir gidip oraya şov yapmak için mi gittin? İkincisi diyor gitmiş ağlamışsın niye ağladığını anlamadım bile. Gidiyorsun ki ben dışarıdan bir adaya geleceğim o bana böyle yapacak. Sen kimsin ki böyle bir kendini yüceltme ihtiyacı duyuyorsun? Ve inan şuraya ilk geldiğimiz günden beri burada senin hakkında biz çok konuştuk burada arkadaşlarla. Senin en büyük sorunun ne biliyor musun? Çok alay eder gibi konuşuyorsun. Bu bugüne kadar hep böyle geldi. Ben böyle gördüm. Diğer arkadaşlar da böyle gördü. Hep alay eder gibi geldin. Hep alay edermiş gibi konuştun. Hep ya işte ben istersem yaparım, ben istersem olur yaptın. Bugünkü ağlamanla bile diyorsun ki ben dışarıdan bir adaya geleceğim. Bir aday bana böyle yapacak. Ben vazgeçtim. Ben zaten sana kırmızı odada sordum. Dedim ki ne oldu vazgeçmiş gibisin dedim. Niye o an söylemedin? Burada söylemek istedim vazgeçtim. Niye? O kadar basit şov yaptığım yani? İçin sen, yani. Bak sen... Ben seni abi öyle bak bana bak bana. Allah Allah, zor bir şey sen hani abla. Ayça beğensin ya. Yok canım ya, benim orada benim adayım bildiğim yok. Ayça daha mücadeleci bir Ayça'dır yani. Ben istemiyorum. Yani. Ya zaten seni ben istemiyorum. İsteseydim seni hayatıma yani. Alırdım. Ayça seni isteseydim hayatıma alırdım. Anladın? Nasıl alırdın ben Ayça istemeden? Ayça ben senin adayın dediğin zaman ben de senin adayın derdim geçerdim. Ama Ayça zaten yapmacık. Zaten rol yapan zaten her şeyi dalgaya vuran bir kız. Evet öyleyim. Allah Allah. Evet öyleyim. Bu kadar kolay kabulleneceğim. Ben Ayça hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Baksın işine. Ben şimdi Semih'e döneceğim. Semih bir önceki BTR'de öyle bir cümle ediyorsun ki sonunda. Bakın diyorsun. Gökhan şu noktada Ayça'yı hayatına sokmaz. Onların bildiği bir şey vardı. Semih boş konuşmaz. Onu konuşmadık o an. Çünkü üzerine hemen bu VTR'yi anlatmaya başladılar. Bunu da izleyin öyle konuşalım dedim. Neye dayanarak böyle dedin? Haklı çıktın gözüküyor. Vallahi Seda Hanım, sokmaz derken şöyle dışarıda da tanıkları için birbirlerini. Şimdi ben olsam, akıllı bir adam olsam direkt eve geldiğim gibi Ayça ile aşk yaşamam. Biraz zaman geçiririm. 2 hafta, 3 hafta sonra başlarım Ayça ile bir ilişkiye. Başlayacaksam da hemen başlamam. O yüzden dedim ki Gökhan şu an şu pozisyonda Ayça ile beraber olmaz. Sen yeter ki